çok konuşuldu yine. Yaşar Kemal Uğurlu'nun performansı. Zaman zaman benim fikrim cesur kararlar verse cesur de... Cesur olmak zorunda zaten. Yani ne demek evet. cesur olmasını takdir Ama işte öyle bir hale geldi yani. Ki cesur hamleleri artık biz böyle güzel iş yaptık. Çıtayı o kadar düşürmeyin Gürkan. Bak siz gençsiniz. Evet. Bak bizim bu adamlar içimizi kuruttular. Çıtayı düşürdü şey. Ya o da insandır hata yapar. Evet. 10 sene 12 sene oldu tamam. Yani çıtayı öyle düşürmeyin. Cesur olacak zaten. Cesur olmasa ne işi var? Hakemlik yapmasın. Cesur değilse başka iş yapsın. Cesaret istemeyen Allah Allah. Herhalde yani cesur olacak. Sana değil lafım ona. Evet evet. Tabii. Ben Yaşar Kemal Uğurlu'nun hiçbir zaman çok iyi bir hakem olacağını düşünmüyorum. Önyargılı değilim. Yeterince kötü maç yönetti bunların toplamı. Ya mesela bizim sektörde öyle bir şey yok. Yani böyle 8 tane 9 tane Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği kadar kötü maç yönetsen. Sen de 8 tane 9 tane kötü program yapsan bittin gittin. Evet tabii. Sizin aslında her sektörde. Her sektörde öyle canım. Bu bizde de Türk hakemliği nefis. Yayıl yani. Yayılmacı bir anlayışları var. İşte Bülent Yıldırım demiş ki yabancı hakem hayatta olmazdı bilmiyorum. Öyle diyorsa kesin olsun diyorum ben. Ben bugüne kadar bir yabancı hakem taraftarı tam değildim. Tam onu soracaktım. Hiç istemiyordum. Bak yine... hiç gururuma yediremiyordum. Milliyetçi duygularım, vatansever duygularım ağır basıyordu. Abi kötü de olsa bizim hakemler diyordum ama yok. Bülent Yıldırım öyle diyorsa yabancı hakem kesin gelmesin diyorsa demek ki yabancı hakem iyi olacak Türk futboluna. Ben öyle düşünüyorum. Ya sahadaki hakemlerden ziyade acaba VAR sisteminin başındaki hakemler mi en azından yabancı olsa? En azından bu kalan haftalarda. Denenmeli. Yabancı hakem uzun süre çalışırsa mesela 2 yıllık sözleşme imzalanırsa bir süre sonra o da bu MHK düzeninde yani asıl MHK ama işte hep bahsettiğim OEM, operasyonun EYM merkezi. Burada iyi para veriyorlar. Ben bu maç biraz daha para alayım. Bir dahaki sezonda çalışırım. Onların istediğini yapayım. Hakemleri operasyonun EYM merkezi boyundurundan kurtaracaksın. Böyle bir düzen yapacaksın. TFF başkanının ya da yönetimin değişmesi de yetmez. Profilleri değişmesi gerekiyor. Ya ben mesela yani Hamit Altıntop varken diğer federasyondaki kişilerin neden Hamit Altıntop'un önünde olduğunu anlayamıyorum. Evet. Şimdi sadece çok iyi futbolcu olduğu için değil, milli takımımızda başarıyla hizmet ettiği için, Real Madrid'de oynadığı için, Bayern Münih'te oynadığı için, Bayern Münih hani çok sıcak değil mi? O her oyunda takımda iyi oynadı neredeyse. Öyle bir şey var. Bunun dışında yani Hamit bir laf ediyor. İçi dolu dolu. Makyaj, dışarık laflar etmiyor. İçeriğin tersi dışarık. İçerik anlatıyor. Hamit oyunculara saygı gösterilmesi, hakemlere saygı göstermesi ilgili bir şey söyleyince beni ikna edebiliyor. Ama o eski hakemler şimdi kanallarda bize rakip olan onlar söyleyince ya sen çıtayı o kadar düşürdün. Bir de şu var. Genel olarak bak. Şu andaki federasyon başkanının böyle çıkıp söylemesiyle insanlar ikna olmaz. Yani böyle hakemlerimiz adil maç yönetiyor diyor. Ya kimse öyle düşünmüyor. Ya Fenerbahçe ile Trabzonspor taraftarları hep aralarında bir gerginlik vardır maalesef. Keşke hiç olmasa. Ama en yükseldiği dönemdeyiz o gerginliği. Tek bir konuda hemfikirlerdi. Ali Palabıyım berbat maç yönetti konusunda. İkisi birden haksız olabilir. Dün siz haksızsınız yani hakemlerimizi iyi diyorsunuz Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi. Haksızsınız yani. Hayır niye mesela bir Hamit Altıntop varken hadi al bakalım. Hayır diyorsun ya cesaret. Cesaret ise cesaret. Göster işte önce onu bir göster. İnsanlar mesela Hamit Altıntop'a karşı mı oynuyor? Mesela bir ne kadar az kişi. Artık aşırı fanatik de fanatik ki bunlar çok az sayıda kişilerdir. Hani Galatasaray'da oynadı falan. Yok yok. Hani önce böyle Hamit Altıntop gibi figürü olunca öyle dersin. Diğer zaten federasyon başkanına bakıyorsun ama gerçekten kulüplerde çalışırken, başkanlık ya da başkan yardımcılığı yaparken o dönemde aynı hakemlerle ilgili neler söylemişler kendi takımları aleyhine yaptıkları hatalardan dolayı. Evet. Şimdi hakemleri savunuyorlar. Allah kimseyi bu hale düşürmesin. Bu çok büyük çelişki artık. Daha böyle güven duyacağımız, insanları ikna edebilecek kişiler olursa olabilir. Mesela benim dememle de olmaz. Yani hakemlerin performansıyla bu olur. Hadi bana yedirsin lafımı. Yaşar Kemal Uğurlu Allah aşkına 2 sene süre 10 tane çok iyi maç yönetsin. Çıkacağım özür dileyeceğim bravo çok iyi çalıştın yaptın diyeceğim. Olmuyor. Var varken olmuyor.